magic in my veins. It's like I'm sipping a potion only you can give to me. It burns me higher than a flame, and I can't help but ignite it. Son Trend'in bu haftaki formatında çok ilginç konu ve konuklar var. Bu konukların arasında 3 tane genç ve başarılı yönetici, hem Türkiye'de de hem Avrupa'ya mal olmuş ulusal markamızı gururla temsil eden genç ve başarılı iş adamlarımız var. Son Trend bu hafta İpek Mobilya Duisburg mağazasında 3000 metrekare üzerine kurulu yüzlerce çeşit ve alternatifle ilgili çok iyi bir hizmet ağına sahip ülkemizin %100 yerli ürünlerini, oturma takımlarını ve evdeki diğer bu konuyla ilgili konsept mobilyaları satan çok başarılı bir mağazadayız. Bugün şimdi aramızda Bora Beyazıt, İpek Mobilya'nın yurt dışı satışlardan sorumlu genel müdürü, Ercüment Ak, Almanya'daki İpek Mobilya'nın genel müdürü ve Kurtarcan İpek Mobilya Duisburg mağazası satış müdürü yer alacak. Enine boyuna mobilya sektörünü, Avrupa'da mobilya ile ilgili merak ettiklerinizi, iyi bir mobilya almanın püf noktalarını, uzun süre kullanmayı ve bu başarı hikayesinin altında yatan bütün altyapıyı anlatacağız. Mobilya nereden nereye geldi, nereden nereye gidecek, yapılanmada, bayilik süreçlerinde neler var, Avrupa'da 2020 yılında neler mobilya konusuyla ilgili gündemde olacak. Önce Bora Bey'den başlayayım. Bora Bey, Son Trend'e hoş geldiniz. İpek Mobilya'nın yurt dışı satışlardan sorumlu genel müdürüsünüz. Bugün de bizim özel ricamızla bizi kırmadınız. Yoğun çalışma temponuza ara vererek bugün bu programa dahil oldunuz. Çok teşekkür ederim çünkü sizi yakalamak gerçekten çok zor. Efendim, ben teşekkür ederim. Sizden uzun yıllardan bir dostluğumuz var, muhabbetimiz var. Siz aradınız, ben sizi kırmam. Ayağımın tozuyla Budapeşte'ye geldim. Böyle herkes şık bir biçimde ama ben böyle biraz keyifli tarzda geldim. Kusura bakmayın, direkt havalandan geldiğim için. Öncelikle programımıza katıldığım için mutluyum. Bir de değerli çalışma arkadaşlarımı da burada görmek uzun bir aradan sonra tekrar benim için bir mutluluk kaynağı oldu. Ben herkese hoş geldiniz diyeyim artık sizin adınıza tekrar. Ekip hem genç hem yakışıklı. Hem başarılı. Ben programdan sonra gelen teklifleri bizzat kendim ileteceğim. Ercüment Bey de bu konuda Almanya'daki İpek Mobilya'nın satışlarından sorumlu genel müdürü. Yoğun bir temposu var ama bu tempoda onu da burada görmek çok mutlu etti bizi. Konuyla ilgili de zaten detaylı bir şekilde konuşacağız. Ama burada Almancası Geschäftsführer miydi? Evet. Genel müdür olmak, firma sahibi olmaktan çok daha zor bir konu. Bir genel müdür neler yapar, nasıl sosyal yaşantısı ve özel yaşantısının haricinde iş yaşantısı almaya da nasıl devam eder? Çok fazla sorumluluk ve çok ciddi bir şekilde de çalışma performansı gerektiriyor bildiğim kadarıyla. Evet Kaan Bey, çok yoğun bir çalışma. Açıkçası sosyal hayatımız neredeyse sıfır diyebilirim. Çünkü sabah saat 8.30'da bir rahat bir kahvemi içerim, kafamı toplarım, ondan sonra 9.30'da mağaza dolurum. Mağazanın bütün işleri artık bütün benim masamda, ciddi şekilde yoğun bir çalışma. Tırlarla ilgili, siparişlerle ilgili, müşterilerle ilgili her konuyu takip etmek istiyordum açıkçası. Ki nasıl daha iyi çalışabiliriz, hizmetimiz daha nasıl güzelleşebilir, bunların bizim için en büyük noktalar gündemde. Bir genel müdür olarak çalışmanın zor tarafı kağıt üzerindeki bürokrasi de mi zor, yoksa iç faaliyetliği yürütme de mi zor? Şimdi aslında ben kağıt işlerini pek fazla sevmem ama maalesef tabii ki sabah saat 10 ile 11.30 arası kağıt işlerimi hallederim. Ondan sonra artık arkadaşlar beni tanır. Mağazanın içinde, müşterilerden telefonda veya kendim satış yaparak bir herkesin nabzını yoklamak isterim. Bu benim günlük planım. Almanya çünkü çok enteresan bir ülke. 50 centlik alacağı için 35 euroluk kargo yapıyorlar. Ve bu konuda da asla taviz vermiyorlar. Ben posta kutuma eğer burada olduğum günler içerisinde sabah baktığımda kağıt yoksa diyorum ki eyvah, yolunda gitmeyen bir şeyler var. Evet, doğru. Ya bu kadar kağıt, yani bir genel müdür olmadığımız halde bu kadar kağıtla uğraşıyorsak sizin masanızdaki kağıtlar kim bilir ne durumda. Aynen yani. Aynen, evet tabii ki. Ya şimdi araba sigortasından başlar, vergi bürosundaki gelen mektuplar olan, Türkiye'den gelen mektuplar oluyor. Ashaus'un arkadaşlar şimdi e-mail'e döndüler, açık daha rahat oldu da. Ama genelde Almanya'da her şey yazılı olduğu için her şeyin tabii ki kağıt tutmanız lazım. Her şeyin her zaman hesabını vermek lazım. Aynen. Aynen. Bora Bey, yani. bu
bir atasözü var. Söz uçar yazı kalır. Bu Alman atasözü galiba. Ben Türk diye biliyordum ama burada tam Almanlara uyuyor aslında. Söz uçar yazı kalır. Her şey yazıda ve kağıtta. Ya Gökhan Bey aslında Ercan Bey güzel bir şey denildi. Yani biz Türklerde maalesef sözle iş yapma şeyi var. Sözle bana göre buza yazı yazmak. Buz ezdiği zaman sonuçta bir şey ortaya kalmıyor. Bana göre Almanlar doğrusunu yapıyor. Sonuçta sizler de buradasınız, gelip gidiyorsunuz. Bizler de gelip gidiyoruz. En doğrusunu bunlar yapıyor. Bizim yanıldığımız dönemlerde bazen hata yaptığımız da oluyor. Hani büyük hatalar değil belki ama kağıdı hemen koyuyorlar önümüze. Bak bunu burada böyle yapmışım, fotoğrafında bu diye. Hemen bir de fotoğraflıyorlar yani. Çok sağlam bir sistem. Hiç kaçışınız yok. Zaten bir benzetme var bununla ilgili. Özellikle Almanya ile ilgili. Deutschland, Papierland diye. Yani kağıtlar ülkesi gibi tam karşılığı. Ya ben de katılıyorum sizin söylediğinizde. Yani mektup gelmeyince bazen çok rahatlıyor insan evine girince. Hani posta kutusunu açınca. Herhangi bir yerden ceza gelmemiş. Özellikle trafik cezası için söylüyorum. Çünkü çok fazla kontrol var 30'luk yollarda, 20'lik yollarda. Bazı yerlerde yürüme mesafesinde gitmeniz gerekiyor arabalarla. O anlamda Papierland tam doğru bir kavram olsa gerek herhalde. Yani kağıtlar ülkesi. Kağıt kullanmak için aslında çok ağaç harcamak lazım ama bir o kadar da yeşil ülke. Doğadan da taviz vermiyorlar. Şimdi Kurtar Can'a da soralım. Duisburg mağazasındaki satış müdürü, Avrupa'daki en büyük mobilya mağazasına satış müdürüsünüz. Gayet başarılı bir mağaza. Ayrıca bu sene yaptığımız bir değişiklik daha var. Henüz o değişiklikten henüz haberiniz yok sanırım. Yaklaşık 1200 metrekare mağazamıza yeni bir bölüm daha ekledik. Outlet bölümü. Buradaki şu andaki, evet, şu andaki Duisburg mağazasında yaklaşık yani toplamda 4500 metrekare showroom alanına sahibiz. Yani kendiliğinden çıkan, oluşan bir şey oldu, süreci oldu bu. En büyük sebebi de şu, İpek Mobilya çok çabuk, çok sık koleksiyon değiştiriyor. Yani günlük kıyafetlerimizdeki modayı takip eder gibi panel mobilyada olsun, özellikle günlük kullanım için koltuklarda olsun, bütün kumaşları çok hızlı şekilde değiştirdiği için, modayı çok hızlı takip ettiği için çok fazla koleksiyon değiştiriyoruz biz. Bu süreçte bize bir gereksinimdi outlet bölümü. Çünkü sezon içerisinde değiştirdiğimiz ürünleri outlet bölümünün showroom'unda sergiliyoruz. Kendiliğinden gelişti ama çok da talep var şu anda. O anlamda da bu büyük bir yenilik bizim için. Yaklaşık 1200-1300 metrekarelik bir alan şu anda mağazamızın içerisine dahil oldu. Araya gireyim. Size sözü vereceğim zaten ama araya girin lütfen. Ama mobilyada biz yakalayamıyoruz. Siz nasıl yakalıyorsunuz? 2020 yılında 23. seneme giriyorum. İlk mobilyaya başlayan ilk kişi sizsiniz herhalde. Çok genç yaşta müdür oldum orada. Tam 25 yaşındayken müdürlük ünvanı aldım. Şöyle söyleyeyim Gürkan Bey. Önceden çok iyi hatırlıyorum. Mesela 2000'lerin başında koleksiyon senede bir kere çıkardı. O zaman İstanbul Fuarı yoktu 2000'lerin başında. Sizle de katıldınız. Evet. Köln Messe vardı meşhur. Ona gelmek için zaten sırada beklerdik. Neredeyse Almanlara yalvardık ama bize stand verin diye. Çok zordu değil mi şartlar? O zamanlar çok zordu Gökhan Bey. Bir de lojistik ve diğer konu. Şimdiki internet yok. Google yok, hiçbir şey yok. Her şeyi kendiniz manuel yapmak zorundaydınız. Fuar alanı isteyeceksiniz. Üç kanalına biraz bakış açıları şeydi. İyi değildi böyle. Merdiven altı yerlerde veriyorlardı fuarda. Ama şimdi çok şükür öyle bir durum yok. İstediğimiz kadar yer alabiliyoruz. Şimdi koleksiyon da o zaman Köln Messe yani Köln Fuarı her zaman Ocak ayının ikinci haftası başlar. Ocak'tan Ocak'a koleksiyon çıkardı. Şimdi size samimi söylüyorum İmobilya belki ileride sohbetin ilerleyen bölümlerde belki bunu soracaksınız ama şimdi söylemiş olacağım. Neredeyse ayda 2-3 tane yeni koltuk ve yatak odası modeli çıkartıp hale geldi. Ben mesela artık takip edemiyorum. İsmini bilemiyorum. Tam diyecektim nasıl yetişiyorsunuz yani satış performansında da bu çok ciddi bir hız ve çok ciddi bir sürat. Şöyle Gökhan Bey yine önceden firma da yoktu. Üretim kere, bandı o kadar geniş değildi. Yani şimdi firma sayısı çok, rekabet çok ciddi gelişiyor. Bu yüzden de kendinizi sürekli yenilemeniz gerekiyor. Mesela araba sektörünü örnek aldığımızda bir araba kasası herhalde 6 senede bir değişiyor. Doğru mu? Yani mobilyada efendim Bey yani tekstilde moda Ercüment Bey'in kökeni tekstilci evet. Siz daha iyi bilirsiniz. Nasıldı evet. Koleksiyon? Her 3 ayda bir. Şimdi mobilya neredeyse dediyse her ay 2-3 tane yeni model çıkıyor. Çok ciddi bir süreç. Bizi yoruyor. Ama önemli olan Gökhan Bey, müşteri memnunsa biz yorulalım. Müşteriyi memnun ediyor ama. Aynen öyle. Peki. Ben yorulmaya razıyım yani. Bora Bey şimdi senede kaç fuara katılıyorsunuz? Bu kadar modayı sergilemek için biz sizinle Messe fuarında sizi ziyaret ettik. Orada şu başarınız benim çok dikkatimi çekmişti. Messe fuarında merdiven altı fuar alanından çıkıp
Almanların olduğu yerde göğsünüzü gere gere tek Türk firması olarak sizi görmüştüm ve bu benim çok dikkatimi çekmişti. Çok da güzel bir standta orada ülkemizi çok iyi temsil ediyordunuz. Tabii bu Messe'deki fuar ama ben sizi telefonda o kadar yoğun bir trafiğiniz var ki bunu programı açarken de söylemiştim. Beni kırmayıp geldiğiniz için bir daha teşekkür ediyorum. Bu yoğun trafiğinizde senede kaç fuar sıkıştırıyorsunuz? Arada kaç fuara yetişebiliyorsunuz ve katılımınız ne kaç kıtada, kaç fuarda devam ediyor? Ben bir espri yapayım. Ben mesela ayları fuarlardan takip ediyorum. Mesela Ocak ayında hem diyor Köln ve İstanbul fuarı var, Ocak'tayız diyorum. İşte Mart ayı ise Guangzhou'da, Çin'de fuarım var diyorum, öyle takip ediyorum. Senede yurt dışında 10 ila 12 tane fuara katılıyorum. Her ay bir fuar demek. Hemen hemen. Tabii ciddi bir hazırlık, ciddi bir efor gerektiriyor. Bir de şu bilgiyi vereyim Gökhan Bey ben size. 45 ülkeye ihracatı var. Çok ciddi. Yani Güney Amerika'ya kadar. Kaç kıtada varız peki Bora Bey? Amerika. Şimdi Asya kıtası var. Asya var, Avrupa var, Güney Amerika var, Afrika var, 4 kıta, Avustralya var, 5 kıtada var. Zaten bir kaldı geri Antarktika. Orada deniz bazı yani, açmadılar. 5 kıtada var şu anda, 45 ülke var. Tabii 45 ülke demek çok ciddi bir iş eforu demek. Kendisi yeni bir firma olduğu için koleksiyonuna sıkıntı çekmiyor. Yani ben şöyle söyleyeyim size. O ilgili ülke nasıl mobilya talep ediyorsa onu üretebiliyor. Mesela şu anda üzerimize oturduğumuz koltuğu ben Afrika'ya satamam. Zorlamam da yani şansımı. Bölge kriterlerine uygun değil. Uymak zorundayız yoksa kesinlikle başarılı olamazsınız. Peki bu şimdi Bora Bey 5 ayrı kıta 45 ülke üretim bandında farklı üretimler ve bunun yetişme hızına yetişilebilecek bir altyapı gerektiriyor. Evet. Tüm bunları Kayseri'de mi ilk gerçekleştiriyor? Ben şu bilgiyi de vereyim Gökhan Bey size. 118 bin metrekare üretim alanı var. Kapalı alan. Kapalı alan yaklaşık 500 kişi çalışıyor üretimde. Tabii ben üretim üstadı değilim ya da bir üretim mühendisi olmadığım için şöyle bir bilgi verebilirim ama işin ehli kişiler var orada. Üretim müdürümüz, yanında çalışanlar falan. Her şey planlı programlı. Bir de işçi belli bir saatten sonra Gökhan Bey gözü kapalı bu kanepeyi falan döşeyebiliyor. Demek ki uzun yıllardır çalışıyor. Aynı. Şöyle güzel bir şey de var Gökhan Bey, onu da söyleyeyim size. Çok iyi bir okul. Yani başlayan, mezun olduktan sonra iş hayatına başlayan firmada devam ettiği zaman bir kere zorlanmıyor. Çünkü her şeyi öğreniyor. Ustalaşıyor. İnanılmaz. Yani bu hem beyaz yakada olsun hem mavi yakada olsun. Onun dışında İPEK'in kadrosunda mesela ben şu anda 23. seneme giriyorum. Yani kadro çok eski. Yani kolay kolay sirkülasyon olmadığı bir firma. Peki sosyal yaşantınızı nasıl dengeliyorsunuz? Her ay bir fuar. Ahın'da bildiğim kadarıyla bir eviniz var, Türkiye'de bir eviniz var ama ben sizi ikinci telefonda aynı yerde bugüne kadar yakalayamadım. Dedemin bir lafı vardı Gökhan abi, ben onu söyleyeyim. Mesela genç yaşlarımda böyle uyumayı çok severdim ben. İşte iş hayatına atılmadan böyle 10-11'e kadar. Bana bir gün dedi ki oğlum dedi, erkek adam dedi, üzerine güneş doğmadan kalkmak zorunda. Dedem şu anda 26 doğumlu, 93 yaşında, hala hayatta, maşallah. Adana'da yaşıyor. Kendisi ait bir iş yeri var. Tabii artık yaşlılığın verdiği şeylerden dolayı araba falan sürüyor ama hala iş yerine gidip geliyor. Ben çalışmaktan zevk alıyorum, Gökhan böyle söyleyeyim. Yani özel hayatıma fazla girmeyeceğim ama şöyle söyleyeyim. Tatilde sıkılıyorum, öyle söyleyeyim size. Dolaşmıyorsunuz çünkü, bir yerden yani, bir yere seyahat etmiyorsunuz. İki gün mesela, yani beni bir alın Antalya'ya gidelim sizden bir otele. İkinci gün akşam Gökhan hadi gidelim dedim. Yani çalışmam gerek. Evet. Peki, belki iyi değil, belki beni seyredenler şey diyeceklerdir ya nasıl bir adam, robot mu falan diye ama maalesef demeyeyim ama ben çalışmayı seviyorum ya. Herhalde tabii daha hani buna bir, bayağı bir zaman olduğunu düşünüyorum ama emeklilik döneminizde bayağı bir zorluk yaşayacaksınız bu seyahat planıyla. Emekli olmayı düşünmüyorum. Yani daha da çok uzun zaman var. Allah ömür verirse bir örnek vereyim. Maşallah bir firma vardı, o firmanın satış temsilcisi vardı, yabancıydı kendisi. Şimdi milliyetini kesin söylemeyeyim. Adam saçları falan bembeyazdı. Bir de bu kumaş satanların çok büyük bir bavul olur. Şimdi numuneleri falan getirdiler, evet. Bavulun içinde. Dayanamadım ya, yaşını sordum. İsmini Len. Len dedim, yaşın kaç senin dedim, 77 dedi. Hala kumaş satıyor. Ben şey, dedim ki bavulunu falan alayım böyle. O zaman da ben daha gencim, 27-28 yaşındayım. Bırak dedi ya, ben yaşlı falan değilim dedi. Şu anda kendisi, o da 90'a falan geldi, Güney Afrika'ya yerleşti. Ben Ağustos ayında, Güney Afrika'da geçtiğimiz Ağustos ayında kendisini ziyaret ettim. Yani adama desen ki hadi gel, bir yerlere gidelim, gelecek yani ben.
Maşallah. Ya benim hedefim Allah'ın emri önce götürmeye çalışmak istiyorum. Yani net söylüyorum. Vallahi başarılar diliyorum. Zaten ona şüphem yok. Bora Bey efendim telefonla mesela bugün arıyorum Almanya'da. Akşam tekrar bir konu oluyor. O konuyla ilgili kendisiyle konuşmak istedik konularım olduğunda. Telefonu çeviriyorum. Diyor ki işte ben şu anda örnek veriyorum Fransa'dayım. Sabah arıyorum Avustralya'dayım. Nasıl geçtiniz yani? Dedenizin lafı aslında çok doğru. Hani üzerinize güneş doğmuyor dediği konu var ya. Bora Bey güneş hiç doğmadan 3 gün tur atabiliyor. Kıtadan kıtaya gittiği için. Yani bazen Türkiye'deki asistanı falan bile şaşırıyor. Yani nerede olduğunu takip edemiyor, bilmiyor. Ama Gökhan Bey şunu anladım, bir kere çok gezen hakikaten çok biliyor, onu öğrendim. Yaşayarak öğreniyorsun. Tabii ön yargılar falan diğer insanlara karşı, diğer ülkelere, diğer milletlere karşı yıkılıyor. Bir de gezdiğiniz her ülkede bir şey alıyorsunuz, bir şey katıyor size. Mesela demin sohbete neyden başladık? Almanya'daki disiplinden. Mesela Afrika'ya gidiyorsunuz çok farklı bir kültür. İşte Amerika'ya gidiyorsunuz çok farklı bir dünya. Ben memnunum ama ben şöyle söyleyeyim, mesela ben sosyal medya kullanmıyorum. Size de daha önce söylemiştim, sosyal medya hesabım yok. Yani bir Instagram falan hesabı açsam iyi bir takipçim olur. Kesinlikle, bir kere ben kesin takipçinizim. Bir kere kesin takipçinizim. Şimdi peki, böyle çok sohbet keyfinde devam ediyor. Ercüment Bey'le Kurtar'a tekrar söz vereceğim ama sizi yurt dışında en çok şaşırtan ülkelerden hangisi veya böyle ilginç hikayelerinizin olduğu en çok ziyaret etmeyi sevdiğiniz ülkelerin başında hangisi geliyor? Hepsinde ayrı bir macera, hepsinde ayrı bir şey var. Nereyi çok seviyorum, onu söyleyeyim. Mesela Kanada'ya gidersem çok huzur buluyorum. Finlandiya, doğası falan çok seviyorum. İtalya'yı çok ayrı seviyorum. Yani yemeğe kültüründen dolayı. Onun dışında içim ufe kalan bir şey var. Arkadaşlarımla geldim bizim ekibimizle. Bugün dördüncü gün. Bana dün Köln'ün merkezini dolaştık. Dedikleri şu, ya buraya da getirmesen 3 gündür Almanya'yı otoban ülkesi zannettik. Hiçbir yer görmüyor, sağ otoban, sol otoban ama bir yerden bir yere sürekli iş koşturunca böyle oluyor. Evet. Allah bana sağlık, biraz da maddiyat verdi sürece. Mesela bir belgesel seyrediyorum, bir ülkeyi gördüm. Vaktim de varsa hatta giderim oraya. Süper. Tamam. İnsanlar bunu yapabilmeli. Yani bu herkes için geçerli. Ne güzel aslında. Ben trenle dolaştım 10 gün. Yani Transsibir Ekspresi'yle Moskova'dan biraz Moskova'ya gittim. Harika. Yani çok belgeselde gördüm. Çok güzel. Sizle ayrı bir belgesel yapmak lazım aslında. İzlerimizle ilgili. Şimdi tabii bu alanda, bu üçlünün arasında sosyal yaşamayla ilgili de renkli bir kişilik var aramızda. Kurtarcan. Daha kısa bir süre önce resim sergin vardı. Öyle mi? Ya Adanalı resim sergisi yapan da gördün. Var ama Adana'da gerçekten fotoğraf sanatıyla ilgilenen çok kıymetli arkadaşlarımız da var. Hani bu işi takip ederek onlardan da yardımlaştığım çok sevimli arkadaşlarım da var. En son sergim yaklaşık 2,5 hafta önce oldu. Pazar günüydü. En son fotoğraf sergim mantarlardı konusu. Yabani mantarlardı. Tabii bunun bir mesajı vardı. Yani sadece bir bitki hayvan arasındaki bir canlıyı çekmek değildi. Özellikle Duisburg gibi NRV bölgesinde yani Nordrhein-Westfalen bölgesindeki eyaletindeki çok fazla sanayinin olduğu bir bölgede dar bir alana sıkışmış küçücük bir ormanlık alanda biraz da yaşam savaşı veren mantarların fotoğraflarını çektim ben. Yaklaşık proje 4 sene sürdü. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl 4 sene sürdü? Çünkü yazla kış arasındaki sonbahar yağmurları geçtiğimiz 3 yılda olmadığı için mantarlarda belli bir nem, sıcaklık ve yağmurla alakalı olduğu için çekimini yapamadım açıkçası ya da çok az çekebildim. İklimle en büyük şey zaten küresel ısınmaya biraz da dikkat çekmekti amaç. Yani bir mesajı buydu açıkçası öyle söyleyeyim. Bir de dar bir alanda bile bir şeyleri kendiliğinden bıraktığımızda aslında doğa kendi kendini yenileyebileceği mesajıydı. En son sergim buydu. Bir önceki sergim ışıkla ilgiliydi. Işıktı konusu, ışık oyunları.
Hala devam ediyor tabii yani. Ya şimdi tabii şöyle de bir şey var. Almanya'daki o kısıtlı doğa bizim ülkemizde artık geniş bir doğaya tekabül eder hale geldi. Bizim ülkemizde de doğayla ilgili çalışmalar ve yeşillenme daha dikkat çekmeye başladı. İnşallah önümüzdeki yıllarda o yeşil alan metrekarelerini daha da arttırıp sosyal yaşantıyla ilgili, temiz havayla ilgili biz de ülkemizde daha başarılı işler gerçekleştiririz. İlginç yani, ben mantarla ilgili resim ve mesaj deyince hani yaban mantarı yeme zehirlenirsin gibi bir mesaj var. Öyle mi acaba bir mesaj var? Yani ayrıca mesajlardan bir tanesi de buydu. Dediğim gibi sadece bir tanesi küresel ısınmaya dikkat çekmekte. Ama onun dışında da yani çok da çok dikkat edilmesi gereken bir konu. Özellikle doğadan yabani mantarlar toplayıp yemeyi düşünüyorsanız belki bir 100 kere düşünmeniz gerekli. Peki çünkü bunlarla ilgili mesela hangi mantarları yememen gerektiğini ilgili paylaşımların var mı? Açıkçası çok hassas bir konu bu. Çünkü yüzlerce çeşit var. Yüzlerce aileye mensup mantar çeşidi var. Çok riskli bir konu. Mutlaka uzmanlık gerektiren bir konu. Mutlaka kitaplar okumanız gerekli bu konuda. Marketten alın. Yani şöyle söyleyeyim. mesela yani şu çok çok basit bir aile, mesela Amanita ailesi. Latince ismi Amanita ailesinden. Amanita muscaria zehirleyip halüsinasyon gördürüp öldürme riski varken Amanita caesarea, yani Sezar mantarı, çok lezzetli ve mutfak değeri çok yüksek. Çok küçük bir fark var aralarında. Bunu da ancak bir süre sonra anlayabiliyorsunuz. Yani dibinde çorabı var, üzerinde yüzüğü var, altında lamelleri var ya da borucuklar var. Uzmanlık istiyor. Kesinlikle, yani ben de ilk başladığım dönemlerde hepsi bana aynı geliyordu. Her şeye bakıyordum, bu da bence yenir gibi geliyordu. Ama araştırmaya başladıktan 3-4 yıl sonra ancak Steinpilz ya da Porcini mantarını evde deneme şansım oldu mesela. Çok kıymetli bir mantar. Bu sene de özellikle Almanya için söylüyorum. Sonbahar yağmurları çok iyi olduğu için altın yılıydı diyebilirim yani. Yani difrizim de var dolabımda, 3 poşet yaklaşık. Ercüment Bey, sizin var mı böyle sosyal yaşantınızla ilgili yaptığınız faaliyetler? Yoksa bu genel müdür olup bu kağıt işlerinden ve içteki işleyişten zaman kalmıyor mu? Şimdi genelde Kurtar Bey'in anlattığı gibi mantarı ben çok seviyorum. Annem sotesini çok güzel yapar. Bir tek sosyal hayatımda rahat bir mantarla alakam annemin yaptığı sote. O da marketten tabii ki. Kurtlara güvenip ondan sonra kurtarmayacağımı sormak. Yok, fotoğrafları falan ben izledim. O hafta sonu maalesef hastaydım, gelemedim sergisine. Ama ciddi şekilde çok güzel fotoğraf çekiyor. Çok canlandırıyor her şeyi. Ciddi şekilde güzel bir çalışmaydı. Yani buradan takip ettik yani mağazadan. Çok güzel bir çalışmaydı. Ama ekibi yani aslında sadece mobilyayla ilgili değil, hayatın da her konumunda konuşlanmış durumda. Yani bizim o sosyal sorumluluğumuz da var tabii ki dışarıya doğru. Yurt dışından gelen arkadaşlarımız var iş konusunda. Bize arayıp sorarlar, fikir edilirler, yardımcı oluruz. Kağıt işlerinde tabii ki böyle bir arkadaşlarımız var tabii ki. Sosyal hayatımızda böyle şeylerle uğraşıyoruz yani. Almanya'da sosyal yaşam Almanya'da Türkiye'de gibi değil. Şimdi Bora Bey, tabii Adanalısınız. Ama fiziğinize ve dengenize çok dikkat ediyorsunuz. Bu kadar seyahatte çok fazla mutfak değişimi oluyor. Seyahatte tabii uçaktan iniyorsunuz, basınç oluyor. Bununla ilgili denge değişiyor. Siz nasıl bu kadar fit kalabiliyorsunuz? Uçakta spor mu yapıyorsunuz? Trende koşuyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Çok sağ olun. Dengeler için aslında çok da fit değilim. Biraz kilo aldım bu arada. Ama şöyle bir şey var Gökhan Bey. Tabii çok sık seyahat eden kişilerde en büyük şey yiyecek sıkıntısı. Ben bir kere uçakta verilen yemeklerden mümkün olduğunca yememeye çalışıyorum. Hatta şöyle söyleyeyim, bazen benim 12-14 saat sonra uçakla uğruyorum oluyor. Mutlaka ama meyve alırım. Doyurucu, muz falan mutlaka, elmalı, yağmalı. Uçak yemeklerini çok sağlıklı bulmuyorum. Onun dışında Facebook'tan uzak duruyorum, kesinlikle Facebook yemiyorum. Eğer gittiğim ülkede bende şey sıkıntı yoktur, yani illa Türk yemeği olsun falan. Zaten Türk yemeğinin iyisini ben Türkiye'de yiyorum. Evet. Ben olduğum için kendime bütün insan kebap da yiyoruz. Londra'da çok güzel bir kaburgacı var. Ufacık bir mekan. Yani kaburgacı Londra'da. Londra'ya giderseniz ismini vermeyin değil mi? Yo, verelim, söyleyelim. Gidin, kaburgacı kimdi Londra'da?
Kebap 2000 diye geçiyor bir anlaşılma. Bir de testi kebap var. Tamam, gidin bu arkadaşları ziyaret edin. Türkler orada harika kebaplar, kaburgalar yapıyorsa. Öyle bir kaburgayı çünkü yemedim, onu söyleyeyim. Süper. Bir oturuş 3 kiloya yakın yemişim ama sabah kadar uyuyamadım. Bora Bey'in tarihte ilk gün 3 kilo kaburga yediğini ilk defa duydum. Söyleseler inanmazdım. Genelde akşam yemeğine hafif değişiyor. Yani salata tarzı falan. Ama gittiğim ülkenin mutfağına tatmak istiyorum. Mesela Uzak Doğu'ya falan da çok gidiyor. Orada mutfağıyla aranız nasıl? Yiyemiyor musunuz? Tabii seviyorum. Yani Çin. Ya şimdi mesela insanlar hep şey düşünüyor. Çilekli zaman işte abdest, köpek, kedi. Ya öyle bir şey yok yani. Onu söyleyeyim. Hep böcek var. Onu gördüm yani. Kızartması falan. Ya mesela biz Adana'yı kurtar diyebiliriz. Biz sakatat yiyoruz. Şundan yiyoruz. Yumurta yiyoruz. Çin'de var mı bunlar? Çin'de yok ama Adana'da var. Adana'da var. Ama Çin mutfağında şöyle gördüm. Mesela çok sağlıklı. Bir örnek vereyim. Ben sebze yemeye gittim orada. Mesela bizi sebzeyi öldürürüz. Çok başarılılar bunlar. Canlı. İki dakika şey yapıyor böyle, kavuruyor. Güzel sosları falan. Ama biz de haşlıyoruz. Zaten sebze kendi ölüyor. Öyle. Kendine faydası. Evet. Onun dışında elinden geldiğinde spor yapmaya çalışıyorum. Boş vakitlerimde 7 kilometre yakın koşuyorum. Yaşım 42 oldu ama. Maşallah. Bana dikkat ediyorum. Valla Bora Bey'in yaşını söyleyip bir de ben kendime bakınca ben bir şey söyleyecek bir şey bulamıyorum. Ama şeye dayanamıyorum. İtalya'ya gittiğim zaman maalesef çok fazla karbonhidrat alıyorum. Pizza ve makarnaya hakikaten dayanamıyorum. Orada da başarılılar ama. Yani orada insandan çıkıyorum yani. Başarılı. Kendimi rahat bırakıyorum. Süper. Peki şimdi Bora Bey, sizin Almanya'da Mannheim, Duisburg ve Aachen'da toplamda 3 tane şu anda şubeniz var. Süper, o zaman onu verelim. Ben de merak ediyorum. Şimdi neden 3 şube var? Yani Almanya'da neden az bayimiz var? Ya da 3 bayi az değil mi? Burada biraz fazla konuşabilirim değil mi? Arkadaşlar, tabii ki. Evet, tabii. Tabii. Aslında şaka bir yana önemli bir konu Gökhan Bey. Bunu da Almanya pazarını iyi bilen mobilyacı olarak anlatmak istiyorum. Sizin programınızda da bunu herkese duyuralım. Yani sizlerden değerli müşteriler de bizim. Kesinlikle yani. Çünkü bu yayın... Almanya çok farklı bir pazar. 28 ülkede şu anda ekranda, aynı gün aynı saatte yayında. Şimdi Gökhan Bey, Almanya size getiriyorsunuz. Bir kere Almanların kendi çok büyük markaları var. Yani Türkiye'den çok farklı bir pazar. Yani bugün Türkiye'ye baktığınız zaman Türkiye'ye mal olmuş markalar vardır. Türkiye'de ismini vermeyin. Bu markaların kendi mağazaları vardır. Daha yeni bir Türkiye'ye yabancı köpeğe şey geldi. Mesela 30-40 bin metrekare bir mağazası var. Ama Almanya'ya baktığınız zaman zaten kendi firmalarının en ufak mağazası 5000 metrekareden başlıyor. Evet. 90 bin metrekareye kadar. Bakın 90 bin metrekare demek dev fabrikadan daha büyük bir yer. Adam mobilya mağazası var. Almanya'daki Türk nüfusu da yani Türkiye'den gelen Türkiye'den insanlarımız da şu an beraber yapıyor. 3-4 milyon gibi bir rakam var. Bu insanlar yanlış varsa beni düzeltin. Yani Kotar Bey. Türkiye tatillerine gittikleri zaman ya da Dekan filmlerine bizlerde Türk mobilyasına bir aşağılık oluyor Dekan Bey. Görüyorum. Biz şunu istiyoruz Dekan Bey. Mağaza açmak çok kolay. Yani başta dediğim gibi. Biz bunu istemiyoruz. Bir mağaza açalım. Bayimi açtırayım. Ben şimdi Ergün Bey bayiliği verdim. Eğer Ercüment Bey bugün deposunu sağlam tutmazsa, personeli iyi olmazsa, istediği kadar oturduğumuz mobilyayı getirsin Türkiye'den sağlam şekilde, servis veremeyecek. Doğru. Bu defa da müşteriden mağazaya karşı bir güvensizlik başlayacak. Doğru mu Ercüment Bey? Doğru. Düzgün bir şey yapalım derken aslında yanlış tamam, şeyler. Bina çökecek yani, temeli sağlam olmayan bina çöker. O yüzden Gökhan Bey biz yavaş yavaş gidelim ama sağlam adımlarından gidelim diyoruz. Köln'e inşallah Ercüment Bey'den kendisi anlatacak. Ben ama ilk defa burada ben şu anda onu söyleyeyim, anons edeyim. 2020'de Ercüment Bey'den Köln'e gidiyorlar. Orada yeni bir şube müjdesi mi veriyoruz? Aynen, evet. Bana yaklaşıyorsunuz, çok güzel. Siz orada olursunuz biliyorum. Ben Köln'leyim, evet. Sizden kopamıyorum. Evet, biz de sizden kopamıyoruz ama Köln'e gelmeniz de gerekiyordu uzun bir süredir. Çünkü Köln'de enteresan bir şehir. Türklerin Almanlarla beraber en rahat yaşadığı şehirlerden bir tanesi olarak görüyorum ben orada. Türk ürünlerine de orada ciddi anlamda bir talep var. Almanlar da çok talepte orada. Çünkü Türk ürünlerinin kalitesiyle ilgili çok güzel düşünceleri var Köln'de. Bence çok başarılı olur. Ben bir şey söyleyeceğim. Sözü Ercüment Bey'e bırakayım. Şimdi Gökhan Bey, mağazayı açtınız. Etnik gruplar gelsin mağazaya. Doğru mu Ercüment? Doğru. Bir sıkıntı yok. Ama biz Alman müşteri de istiyoruz. Tam Almanların hepsine talep edemeyiz. Zaten kendi mağazaları var. Oraya gidiyorlar. Ama Türkiye'nin güzel ürünler çıkıyor ki artık. Herkes mi hitap edebiliyorsunuz? Ama Gökhan Bey, tekrar üzerine basa basa söylüyorum. Özellikle Almanya gibi. Tüketici aklının çok gelişmiş olduğu bir ülkede.
Doğru mu Ercüment Bey? Doğru. En ufak şeyde insanların burada avukata gitmek. Tabii tabii tabii. Yani iş sadece Türkiye'den... Ürünü vermekle ilgili kurtaramıyorsunuz. Gökhan abi mağaza açmış, sıra yükleyelim, gönderelim. Böyle bir şey yok hocam. Doğru. Gökhan abi, bu dünya bitmiş artık. Evet. Her şeyin çok sağlam olması gerekiyor. Ama her şeyin mükemmel olması gerekiyor. Ondan sonra mağaza açın. O yüzden ben olarak sorunun cevabında yavaş yavaş gidiyorum ama emin adamlarına gitmek istiyorum. Harika, hayırlı olsun diyelim. Ne diyelim yani biz... Sizin yaptığınız her işin her zaman yanındayız, destekçisiyiz. Bir kere her şeyden önce ülkemize çok ciddi bir istihdam kaynağı sağlıyorsunuz. Türk ürünlerini benim evimin hemen yanında iki tane büyük, sizin bahsettiğiniz Alman dev mobilya firması var. İçerisine girince gözlerim Türk ürünü arıyor. Niye Türk ürünü olmasın? Sordum, oranın müdürleriyle de konuştum. Ercüment Bey gibi oranın genel müdürüyle de oturduk, sohbet ettik. Ürünlerinin %90'ını yurt dışından alıyorlar. Alman üretimi değil. Ama Alman markası adı altında satıyorlar. Niye biz Türk olarak orada yer almayalım ya da orada yer almıyorsak o kapasitelerde niye Almanları da biz oraya getirip ürün satmayalım? Şimdi efendim burası bulunduğumuz yer 3500 metrekare, hatta 1200 ekleme yaptılar. Yani neredeyse 4200 metrekare mağaza. Bu kadar büyük bir konsept Avrupa'da yani, Türklerin arasında bir lider yok, oldunuz. Evet. Yani burada yok. Şu anda bir insan evinin eğitim mutfak dışında Ercüment'e kurtarmaya her şeyi hizmet veriyorlar. Tabii benim de görevim nedir? Eğer bu insanlar bu yatırımı yapıyorsa, ciddi bir yatırım yani burası. Türkiye'de üründen beslemem gerekiyor ama kaliteli üründen. Ercüment Bey, herhalde sizin de mottonuz kaliteyi uygun fiyata, ucuz demeyin, uygun fiyata buradaki müşteriye ulaştırmak. Doğru mu? Aynen, doğru. Sizin yerinize sormuş oldum Gökhan, kusura bakmayın. İlk etapta Duisburg mağazası bizim için güzel bir projeydi. Çünkü, neden peki Duisburg'tu? Şimdi Duisburg genelde NRW, Nordrhein-Westfalen bölgesindeki en fazla Türk'ün yaşadığı bir bölge. Genelde burada ciddi şekilde müşteri kilidimiz var ve bu bizim için bir eğitim açıkçası. Ön planda lokasyon mu tutuldu bu konu seçilirken? En planda lokasyon tutuldu, ne tarafa mağaza açalım diye bir konu geçti. Onu konuştuk, ettik, etrafa baktık. Ben zaten tekstil kökenliyim ve bu tarafları çok iyi tanıyorum. 22 senedir tekstil sektöründe çalıştım ve oranın genel müdürlüğünü de yaptım. Çoğu mağazın, zincir mağazaların ve bölge seçimi çok mühim. Yani beklenme açısından, müşteri kilidinden çok mühim. O yüzden biz Duisburg'a karar verdik. Senelerce buraya bir geliştirdik, proje yaptık, hizmetimizi verdik, ciddi şekilde ürün seçtik. Ve sağ olsun ekip arkadaşlarımızı eğittik, Kurtar Bey burada. Dışarıya açılmamız için ciddi bir projemiz olması lazımdı. Bunu geliştirdik, o yüzden Köln'e şu an karar verdik. Çünkü ekibimiz hazır, mağaza da hazır diyebiliriz, projemiz hazır, plan projemizi çizdik. En başta Bora Bey'in dediği gibi önce bir business plana gerek var. Ne kadar hasılat yapmam lazım, ne kadar ciro yapmam lazım ve ne kadar işçi çalıştırabilirim, hangi ürünleri seçmemiz lazım diye önce proje gerek. Bunu zaten biz hazırladık. Maliyetleri de karşılamak lazım. Aynen, o yüzden hazırız. Mekanımızı da seçtik, güzel bir mağaza bulduk. Allah nasip ederse ne zaman açıyoruz? 3-4 ay içinde 2020 Mayıs start yapabiliriz. En geç 2020 aynen. Mayıs diyelim. Mayıs mı şimdi? Aynen. Bir de Gökhan Bey şöyle bir araya girelim. Şöyle bir sıkıntı var orada Almanya'da. Türk mobilya mağazaları çok açılmış kapanmış. Duymuşsunuzdur. Herkes tabii. Doğru mu? Hala da şahit doğru. Oluyoruz. Doğru. Hala da şahit oluyoruz. Şimdi buradaki problem ne yapıyor musunuz? Siz çok güzel bir yatırım yapıyorsunuz. Ama buradaki müşteri canı yandığı için herkes aynı kefeye koyuyor. Güvenemiyor. Maalesef öyle bir sıkıntı ama maalesef yine bizden kaynaklanıyor. Evet. Adam parasını vermiş, önlem ödemesini yapmış, mobilyası gelmemiş. Mağazaya gidiyor, mağazanın yerine yerler esiyor. Bir de bu imajı da yıkmanız gerekiyor. Ben o yüzden, sonuçta bayilerim benim yani. Ercan diyor ki aman diyorum, yani bir müşteriyi kızdırırsanız bana Kayseri'ye, doğru Ercan bir telefon gelirse yakarım. Hakikaten yani müşteri benim diyor, Gökhan Bey biraz şerif tabir oldu ama çok önemli bizim. Bu da aslında çok düzgün bir yapılanma değil mi? Yani hata yapmayı engelleyecek bütün tedbirleri almak, özüne baktığınızda konunun aslında hem markanın hem ülke itibarının hem ülke ekonomisinin doğru yolunda gitmesi için yapılması gereken değil mi? Şimdi Gökhan bu ürünler 3 kilometreden geliyor. Bir süreç de var yani bir kargolama süreci de var. İster istemez mobilya el yapımı yani araba gibi. Biz arabada bile bazen meşhur markaların toplattığını görüyoruz yani. Tabii tabii. Binlerce arabayı toplatıyor da. Sonuç hata çıkabiliyor. Burada benim müşterilerden ricam değerli tüketicilerimizden güvensinler. Yani Mannheim mağazası olsun, Aachen olsun, Duisburg olsun, Fransa olsun, Londra olsun. Hepsinin başında işin ehli insanlar var.
Hata mutlaka çıkacaktır ama çözüm her zaman vardır Gökhan Bey. Biz hep bunun peşindeyiz. Londra'da yeni bayi göreceğiz mi? Ya da İngiltere'de başka şehirlerde? Ya, var mı böyle bir şey? Şöyle söyleyeyim Gökhan Bey, aslında demin sordunuz da laf biraz uzadı, Almanya'dan başladık. Yayılmak istiyor. Yani franchise mağaza tabiri kullanırsam, yani ben Almanya dışında bugün Fransa'sı, İsviçre'si, Avusturya'sı, işte İngiltere'si, yani Türkiye kökenli insanlar neredeyse orada, Hollanda'sı, Belçika'sı, onları da ekleyeyim, mağaza açmak istiyorum. İlla İngiltere değil. Bu işe girmek isteyen, gönül vermiş, biraz da sabır işi tabii mobilya işi. Çocuk mühürbek gibi hakikaten. Doğru mu Ercüment Bey? Doğru. Yatırımcı iş adamlarımız varsa seve seve Kayseri'de benden ya da ekip arkadaşlarımdan kontağa geçebilirler. Baylık görüşmesi yapabiliriz. Ama benim gözde fazlalarından biri İngiltere. Süper. O zaman buradan da davet edelim. İngiltere başta olmak üzere. Avrupa'da ya da dünyanın işte farklı 5 kıtasında eğer ki böyle bir yapılaşmada Türkiye'nin önde gelen en kaliteli mobilya firmalarından bir tanesinin bayiliyle ilgili bir ticari fikriniz oluşursa, ekibi gördünüz. Genç, atik, heyecanlı, enerjik, destekleyici ve başarılı. Evet, muhteşem bir müdür var. Bu konuyla ilgili de biz de buradan duyurmuş olalım. Bu konuyla ilgili de size de ulaşmaları durumunda ya da oldu ki Bora Bey'lere ulaşamadınız, bizim programa sontrend@showtürk.com.tr'ye mail atın. Biz sizi ulaştıralım. En azından çorbada tuzumuz olsun. Bu konuyla da ilgili Kurtar, şimdi sen bu durumlarla ilgili bu durumları kurtaracaksın mı, kurtarmayacaksın mı? Bununla ilgili açıkçası yani ticari, yurt dışındaki ticari faaliyetleriyle ilgili olayın bir de özellikle Orta Doğu coğrafyası için kültürel olarak bize katkısını biraz da aslında anlatmak istiyorum ben. Ve bayağı uzun bir sürece herhalde yayılması gerekti. Ama açıkçası şöyle söyleyeyim. Özellikle Orta Doğu'daki istikrarsızlığın, gerçi ikiye ayırmak lazım. Bir, özellikle savaştan dolayı kaçıp gelen işte vatandaşlar için söylüyorum. İkincisi de ortak kültüre ve tarihe sahip olduğumuz diğer ülkeler için söylüyorum. Bunların tamamı neredeyse bizden alışveriş yapıyorlar. Evet. Yani Afganistan'dan tutun da bütün Arap ülkelerine kadar, Balkanlar'daki işte Bosna Hersek gibi, Arnavutluk gibi birçok ülkenin vatandaşları, buraya Almanya'ya gelip göçmen olarak yaşayan vatandaşları neredeyse tamamı bizden alışveriş yapıyorlar. Bu sene de bizi sevindiren, geçen yıldan başlayarak devam eden bir sevindirici bir haberimiz daha var. Yaptığımız istatistiklerde yaklaşık %15'lik bir yabancı, yani Türk nüfusu dışında alışveriş yapan müşteri kitlemiz var. O anlamda da tabii kültürel ortak tarih de özellikle Türk mobilyasının satışında çok büyük etkiye sahip oluyor. Hatta birkaç gün önce de yine oldu. Ara ara çok sık oluyor. Özellikle dizilerde, Türk dizilerinde ya da tarihi dizilerde herhangi bir mobilyayı görüp bizden gelip isteyen müşteri bile var. Yani akşam gördüm, acaba sizde var mı diyen. Yani bu anlamda da beyin beklenti oluşturduğu kitle o anlamda da potansiyel olarak çok yüksek. Yani bizden onu da bekliyorlar. Hani acaba var mı diye. Peki Duisburg mağazasını ele aldığımızda Kurtar, şimdi sen burada satış müdürü olarak birebir herkese daha yakınsın. Talepleri toplamakta da ve yönetmekte de daha fazla ön plandasın. 2019'un sonuna geldiğimizde 2020'nin artık koleksiyonları artık gündemde ve hizmette. Neler trend, neleri daha çok soruyorlar? Hangi renkler, hangi modeller daha ön plana çıkıyor? Şimdi Gökhan Bey, biz ilk başladığımız dönemden bugüne geldiğimiz tarihe kadar mesela bizde hep bir şey algısı vardı. Yani Alman evleri çok küçük, işte Alman evlerine göre de bazı ürünler şey yapalım diye. Mesela küçük köşe koltuklar getirdik ama çok fazla satış yapamadık. Çünkü ne kadar da küçük olmuş olsa gelir seviyesi yüksek olan müşterilerimiz de artık bizi çok fazla tercih ediyorlar. Şimdi koltuklarda şöyle bir şey var. Üçlü, 3,5, 4 hatta 5 oturumu olan koltuklar var. Yani 4-4,5 metre uzunluğundaki koltuklar var. Ya da çok geniş 3 metre 70 santime, 3 metre 70 santim köşe koltuklar var ve bunları çok satıyoruz. Tam aslında o koltuk lifestyle, zamanın, evdeki zamanın büyük kısmını orada geçirerek daha mutlu olacakları konseptler mi oluşuyor? Tabii onun dışında da bir de tabii özellikle Almanya'daki yatak odaları, çatı katlarına denk gelen yerlerdeki müşteriler için de çok iyi bir çalışması var firmanın. Yatak odalarındaki elbise dolaplarını istediğimiz ölçülerde yapabiliyoruz artık.
renk değiştirebiliyoruz. Önüne ayna, cam, herhangi bir şey eklemek istersek kapılarını sürgülü ya da açmalı, içini nasıl isterse müşterinin istediği şekilde yapıyoruz. O anlamda da çok büyük bir hizmet bu. Bir de çatı katlarına gelen yerlerde özellikle yüksekliğini ayarlama şansınız var artık. Bu da ayrıyeten büyük bir servise. Peki 2019'da Duisburg mağazasında, sonra da Bora Bey'e soracağım bunu. Duisburg mağazasında en fazla satan model hangisiydi? En fazla satan, bu bir tanesi için söyleyeyim, üzerinde oturduğumuz koltuk modeli. Ama onun dışında tabii yıllardır satan, hatta koleksiyondan çıkmasına rağmen Lotus diye bir modelimiz var. Bizim için özellikle üretilen, devam eden ürünümüz var. Ama tabii şu anda trend, bir önceki sorunuzdan devam edeyim isterseniz. Trend şu anda özellikle yemek odalarında, sideboardlarda, orta sehpalarda mermer. Geçtiğimiz yılın ortasından başlayan, şu anda devam eden, önümüzdeki yılda muhtemelen devam edecek mermer desenli ürünler. Renklerde? Renklerde neler var? Renklerde yine green'in hakimiyeti devam ediyor. Yeşil hala devam ediyor. Bu sene mavi çok revaçta, çok fazla tercih ediliyor. Özellikle 3 renk için söyleyebilirim. Peki Bora Bey, mesela Avrupa'nın haricinde Afrika'da ve Amerika'da nasıldı bu trend? Onlar neler tercih ediyorlar? Çok farklı ya. Yani mesela Amerika'ya satılan modeller biraz Avrupa'nın Türkiye'nin 20-30 yıl gerisinde. Daha klasik modeller. Daha klasik, daha ahşap ağırlıklı modeller. Ağır mobilya. Ağır, tabii. Afrika'da da çok ilginç. Mesela Afrika'yı benim ayırmam gerekiyor. Mesela Kuzey Afrika'ya benim satışım var. Fas'la çok yoğun çalışıyorum. Daha modern koltuklar giyiyor. Ama aşağı tarafa Güney Afrika'ya gittiğim zaman daha farklı modeller giyiyor. Bu biliyorsun Türkiye'nin içinde bile çeşitleniyor model. Tabii yani bölge bölge değişiyor. Ya da doğudaki illerimizin aldığı modellerin İstanbul'daki yaşam tarzı. Çünkü stüdyo dairede kalıyor herkes. 1 artı 1, 2 artı 1. Bir de şeye geleceğim ben. Demin Kurtar'ın bahsettiği konuya bir ekleme yapmak istiyorum. Şu avantajı var mobilyanın. Ben hep mobilya işini biraz araba işine benzeteceğim. Mesela araba firmasına gittiğimizde adam seriyi, değil mi? En ucuzdan başlıyor. Donanımına göre. Donanımına gidiyor. Pemoli'de yani her bütçeye uygun ücret, biraz sizin damınıza giriyorum ama kusura bakmayın. Ben üretici olarak her bütçeye uygun ürün üretiyorum Gökhan Bey. Yani bir gün herhangi bir mağazaya gelen bir müşterinin cebindeki ayırdığı mobilya bütçesine göre boş çıkması hemen imkansız. Çok bunu, güzel. Bunu özellikle vurguluyorum. Bir konu daha değinmek istiyorum. Tabii, trendle ilgili. Trendin yani 2020'nin trendlerini İstanbul'a saklayalım mı sizden bu programı? Zaten şimdi tam oraya geliyorum. Sizin ihracat yapılanmanızı soracaktım ve bunun peşine şimdi Ocak'ta çok büyük bir fuar var. Bu Ocak'taki fuarda biz neler göreceğiz? Yani Afrika, Amerika, Avrupa, Asya, tüm bu bölgelere göre hazırlanan son trendlerin hepsi o fuarda olacak mı? Yoksa Avrupa için farklı bir proje ve farklı modellerle ilgili bir fuar mı olacak? Türkiye tarafı nerede olacak? Bunlarla ilgili tabii tam merak edecektim. Siz benden önce konuyla ilgili açılışı yapmış oldunuz. Ben de devamını getirmiş olayım. Şimdi Gökhan Bey şöyle, İstanbul Fuarı bir kere artık bir marka. Yani 2005'te maceraya başladılar, yolculuk başladı. Bugün 2020'ye geldiğimizde 15. senesi fuarı. Bir kere birinde çok yüksek bir fuar oldu. Bu sene iki ayrı standla katılıyor. Sizi benim ziyaret ağırlayacağım stand, bizim daha çok ihracat ağırlıklı ürünlerin sergilenen stand olacak. Orada hem modern ürünler hem de bizde şöyle bir koleksiyon da var. Demin bahsetmiştim sohbetimizde. Bazı ülkelerdeki zincir mağazalarla çalışıyoruz diye. Onların talep ettiği ekonomik ürünler var. Onları da sergileyeceğim. Yani yine her bütçe uygun her ürünü sergileyeceğim. Ama yeni koleksiyonumuza tam da bilgi vermek istemiyorum. Olacak mı peki? Onu söyleyelim. O zaman yani, şunu diyebiliriz. Çok ciddi bir miktarda. Onu inşallah sizden yayınlayacağım. O zaman fuar, şimdi şöyle diyelim. Tamam, fuar özel programında biz hem sizin dünya bayilerinizi programa konuk edelim hem de davet edelim. Şöyle davet edelim, perakende ya da toptanda görmek isteyen herkesi 15 Ocak'ta başlayan İstanbul Mobilya Fuarı'nda standına misafir edelim ya da davet edelim görmeleri için. Hem yeni modelleri görsünler hem de sürprizleri orada canlı canlı yaşasınlar. Çok ciddi bir hazırlık var. Ekip arkadaşlarım yani yaklaşık 5-6 aylık bir fuar çalışması var, onu şu an hazırlığını bitirmek üzereler. İnşallah sizin fuar özel programını tanıtalım. Zaten herhalde Ercüment Bey de orada misafir olacak. Geleceksiniz değil mi? Evet. Kurtar sen geleceksin mi? Ben muhtemelen mağazadayım. Seni mağazadan kurtaralım. Evet, mağazadan beni kurtarmanız lazım.
Kurtar'ın çok enteresan bir konusu var. Ben ilk defa Duisburg'a geldiğimde merhaba ben Kurtar dedi. Soyadınız ne dedim, röportaj yapacağız. Dedi ki Can, ben durdum. Kurtar Can. Soyadınız ne dedim, Kurtar Can dedi. Ondan sonra Allah Allah dedim ya. Şunu bir yazar mısın ya, bana? Yazınca ben de tam anladım. Kurtar Can. Ondan sonra tabii bizim ekipte klasik Kurtar'ın burada başını alamadı. Yerler de var herhalde değil mi Kurtar? Yani Almanya'daki şeyle ilgili, yani hitap şekliyle alakalı. Özellikle herkesin soy ismiyle hitap edildiği için genelde herkes Can diye biliyor aslında. Ön ismimi genelde çok fazla kimse buradan bilmiyor. Buradan buraya kursan Kurtar Can. Tersini okursan Can Kurtar. Yani aslında çok güzel bir isim. Ne yaparsak yapalım misyon var içinde. Şimdi. Kimse de rastlamadığım bugüne kadar, senin öncede rastlamadığım çok güzel bir isim ve soyadı tamamlaması olmuş yani. Süper. Şimdi Ercüment Bey, siz fuarda, İstanbul Fuarı'na katılacaksınız, geleceksiniz. Orada neler bekliyorsunuz? Bora Beyler'den çok ciddi sürprizler var dedi ama... Tüyo vermedim herhalde. Fazla bilgi vermedi ama birkaç sürprize tabii ki hakimim. Ama çok merak ediyorum çünkü yeni ürünleri, 2020 koleksiyonunu. Ve açıkçası piyasaya bakmak çok benim için daha çok değerli. Çünkü Almanya piyasası genelde çok sıkıntılı olduğu için bir adım önüne gitmek lazım Türk mobilyacı olarak. Benim çalışma sistemim böyle. Yani ilk Kurtar Bey'in anlattığı gibi 5 ile 15 arası farkımız var. Bunu ciddi şekilde kekten daha fazla almamız lazım. Peki 2020 ile ilgili şu andaki sizin düşüncenizde ve gördüğünüz tabloda neler var? Daha mı ileriye, daha mı yükseğe gidecek bir profil bekliyorsunuz? Yoksa aynı seviyeyi koruyup takip edecek bir yıl mı bekliyorsunuz? Bizim 2019'da çalıştığımız sistem başarılı bir sistemdi. Yani biz ciddi şekilde jüroyu arttırdık. Piyasa ekside giderken biz ciddi şekilde arttırdık. Bunun çalışması 2020'de devam edecek, Allah nasip ederse. Tabii ki Köln mağazamız buna büyük bir katkısı olacak. Ama genelde ben artı yapamadan uyuyamıyorum. Yani kesinlikle hedefim budur yani. Ben bu iş hayatımda hemen hemen 23 senedir yani Alman Einzelhandel değil, yani satışla ilgili parakende sistemde bir şekilde artı yapamadan ben yapamıyorum. Bu benim hedefim. O zaman ekip işim tabii ki haliyle. Yani tabii. Yanlış değil. Ekipte benim gördüğüm başarıya odaklı genç olması zaten başarısızlığı otomatikman ortadan kaldırıyor. Bu konuyla da ilgili güzel bir yıl sizi beklediğini görüyorum. Bunu da sizden duyurmak istedim. Şimdi programın sonlarına doğru geldiğimizde şunu da sormak istiyorum. Şimdi yılbaşından sonra Mayıs ayına geldiğimizde Köln mağazasını göreceğiz dedik ama Mayıs'tan önce Sevgililer Günü var. Sevgililer Günü ile ilgili de şimdi Almanya'da o gün evlenmek isteyen birçok Türk'ün gün almakla ilgili başvuruları ile ilgili bir talebi biz resmi olarak gördük. Tabii bunlara mobilya da lazım olacak. Sadece bunu evlenenlerle ilgili demeyelim. Sevgililer Günü'nde eşine hediye almak isteyenler artık mücevher değil de oturma takımını da hediye edebiliyorlar. Çeşitli aksesuarlar hediye edebiliyorlar. Siz de yıl içerisinde çeşitli dönemlerde kampanyalar yapıyorsunuz, açılışlarınızı yapıyorsunuz. Daha önce geçmişte işte Kurtar'ın da burada bizzat yönetiminde olduğu birinci yıl kutlamaları, ikinci yıl kutlamalarına da tanık olmuştuk. Bu yıl işte Ocak ayının hemen sonrasında bu tip opsiyonlar ve organizasyonlar devam edecek mi, görecek miyiz? Şu anda devam eden zaten kampanyamız var. Yani bu 12. ayın başında başlayan, şu anda da devam eden, yıl sonuna kadar devam edecek olan kampanyalarımız var. Hatta şöyle söyleyeyim, önümüzdeki yılın Ramazan dahil, bayramlar dahil zaten bütün hepsinin çalışmaları yapıldı. Şu anda devam edilen kampanyalar hakkında isterseniz birkaç bilgi vereyim ben. Bunlardan bir tanesi %19 kampanyası. Yani KDV'yi ödüyoruz kampanyası var şu anda. Yeni sipariş verilen bütün ürünlerde %19'u firmamız direkt otomatik olarak kasada düşüyor. İkinci kampanyamız şu anda 3 tane ürünü var, koltuk takımı. Onlarda da 1 euro otomatik olarak düşüyoruz. Yani toplamda %19'dan daha fazla bir indirim yapıyor. Sattığımız meşhur bir akıllı masamız var bizim. Yükselebilen, açılabilen, istediğiniz yerde durdurabildiğiniz çok özel bir orta sehpamız var masa şeklinde. Tanıtım fiyatıyla veriyoruz biz bunu. Ayrıca mutlaka masamızda bizim yeni evlenecekler, evini yenileyecekler için de kampanyalı fiyatlarımız mevcut. Yani düğün paketlerimiz mevcut. Eğer yeni evlenecekler varsa ya da evini yenilemek isteyenler varsa bize uğrasınlar. Uğramadan karar vermesinler. Efendim bugün size hem mobilyanın son trendini hem de Türkiye'den
gelen ve burada faaliyet gösteren muhteşem bir firmanın trend yöneticilerini, genç yöneticilerini ekrana getirdik. Keyifli bir sohbet yapmaya çalıştık. Mobilya ile ilgili, bunun trendi ile ilgili merak ettiğiniz ne varsa ekrana getirmeye çalıştık. Yeni bayilik sistemleriyle ilgili talepleri size aktardık. Bir Türk firmasının başarılarını dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Hem mutlu kalın, hem son trend kalın, hem bizi hem de mobilyayı izlemeye ve takip etmeye devam edin. Hoşça kalın. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bugün Frutti Extra'nın artık Almanya'daki ana sponsor olduğu Euroleague kupasında Alba Berlin Maccabi Tel Aviv maçı var. Onun için geldik biz de görmek için. Ben size bazı yeniliklerden bahsetmek istiyorum. Frutti Extra bu Türkiye'de son 4 ay önce basketbolla ilgili bir yatırım yapmaya karar verdi. Meyve sulu maden suyu çıkışıyla bir trend yakalayan Frutti Extra bundan 4 ay önce Bursaspor'un ilk defa 1. lige çıkan basketbol takımının ana sponsoru oldu ve böylece ne artık Bursaspor basketbolu Frutti Extra basketbol olarak anılmaya başlandı ve iyi bir çıkış yakaladı ve bu arada basketbolla devam ederken EuroLeague başlamışken bir anlaşma daha yaptık bunun üzerine ve EuroLeague'de Almanya'nın ana sponsorlarından bir tanesi oldu Frutti Extra. Ve hem EuroLeague sponsoru hem EuroCup sponsoru hem de bu sene bildiğiniz gibi EuroLeague Almanya'da Final Four'u oynayacak Köln'de. Orada da Final Four sponsoru olduk. Onun için biz de hep beraber arkadaşlarla beraber bu akşam EuroLeague'deki maçı seyretmek için Berlin'i desteklemek için geldik aslında. İçeride Frutti Extra reklamlarımız var. Küplerde Frutti Extra reklamımız dönüyor ve gerçekten basketbola çok ciddi yatırım yapmaya karar verdik. Biraz da farklılık daha var esasında. Şu anda Uludağ Gazoz Almanya'da çok iyi bir konuma geldi. 1977'den beri başlayan birliktelik Santat'la beraber 2000'den beri gerçekten şu anda artık Alman marketlerinden Türk marketlerine kadar artık Almanya'da ben hep söylüyorum 150 metre yürüyüp de bir büyük şehirde Uludağ Gazoz'u bulamayacağınız bir yer yok. Ve Frutti Extra'ya da artık bir internasyonal bir marka yapma kararı aldık. Hatta Uludağ Frutti Extra değil, Almanya'da sadece Frutti Extra yapmaya başladık. Bir ufak gelecekle ilgili projemiz var. Çünkü biliyorsunuz fan sistemi olduğu için Almanya'da metal kutu ve pet şişeler daha çok gündemde. Türkiye'de ise Frutti Extra cam şişede. Onun için çok hoş bir pet şişe dizayn ediyoruz. Çok yakın zamanda EuroLeague Final Four başlamadan önce piyasaya sunacağız. Hem 330 mililitre küçük şişelerde hem de 1 litre pet şişelerde harika bir şişede, harika bir ambalajda Frutti Extra'yı artık siz çok daha fazla hem Türk hem Alman marketlerinde bir internasyonel marka olarak göreceksiniz. İnşallah bir Türk olarak EuroLeague'de başlayan bu kıvılcımı Santat beraberiyle beraber inşallah çok iyi yerlere getiririz. Bugün inşallah güzel bir maç seyrederiz diyorum. Mustafa Bey hoş geldiniz Berlin'e. Teşekkür ederim. Sizinle görüşlerinizi alalım. Evet bugün gerçekten gururluyuz. Bir Türkiye'nin 70'lerden başlayan bir Uludağ Gazozu'nun şimdi ikinci büyük bir Frutti Extra'yı da markalaştırarak birinci takımın birinci liglerde Eurocup'ta veya Avrupa liglerinde oynaması artık burada bir Uludağ ile birlikte Suntat'ın başlatmış olduğu partnerlik markanın artık Avrupa'da vazgeçilmez bir içecek olduğunu Türkiye'nin de bir gururu. Bizler bu arada sadece şirketler olarak değil bir Türk markasının Avrupa'da uzun vade gelecek nesillere dünya markası yapmak şeydeyiz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Bugün biz burada Alba Berlin'i desteklemek için geldik. Çünkü Berlin'de de bir firmamız var Santat olarak. İnşallah burada da başarılı çıkacağız. Gelecek yıllarda da inşallah Frutti Extra, Bursa Spor'u inşallah Avrupa liglerinde göreceğiz. İnşallah bizimle beraber seyre gelecek, gemiye gelmiş arkadaşlarımıza da teşekkür ederiz. Bizi de siz destekliyorsunuz. İstanbul Fuar Merkezi'nde bu yıl ikincisi düzenlenen Global Clean Expo Fuarı'ndayız. Sektörün önüne gelen markalarını sizler için ziyaret etmeye devam ediyoruz.
Yanımızda ise WorldCamp markasının yetkilisi Mete Bey var. Kendisine marka ile ilgili sorular sormak istiyorum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok mersi. Hoş geldiniz öncelikle. Çok iyi. Sorularınız hakkında bilgi verebilir misiniz efendim? Tabii ki. 2005 yılında İzmir merkezinde kuruldu. Endüstriyel bakım kimyasalları ve temizlik ürünleri üretiyoruz. 4000 metrekare kapalı alanda üretim yapılmaktadır. Yeni çıkan ürününüzle ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? Özellikle yeni şu anda piyasaya sürdüğümüz halı şampuanları ve oto yıkama grubu ürünlerinde çok iddialıyız. Ve şu anda bayilik olarak verdiğimiz birçok noktadan olumlu dönüşler ve güzel satışlar gerçekleştiriyoruz. Peki efendim, siz üretimde nelere dikkat ediyorsunuz? Neleri dikkat edilmeli? Yani üretimde özellikle belgeler çok önemli. Yani bu belgelerden kastım işte Sağlık Bakanlığı'nın raporları, biyosider raporları, helal belgesi, özellikle şu anda çok isteniyor o belge. Ondan sonra MSCS raporları, ondan sonra ISO ile ilgili belgeler. Bu belgelerin hepsi zaten şirketimizde mevcut. Her şeyimizi profesyonelce üretmeye ve profesyonelce yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda da başarılıyız. Mete Bey, siz marka olarak çok güzel bir çalışma yürütüyorsunuz. Ülke genelinde ve ülke çapında bayilikler veriyorsunuz. Sizden bayilik almayan kişiler neden sizi tercih etmeliler? Şimdi özellikle sadece Türkiye genelinde değil, dünya genelinde bayilikler veriyoruz. Bizi neden tercih etmeliler? Biz endüstriyel üretimde 15 sektöre hitap ediyoruz. Sadece bir sektöre değil, halı grubuna, oto yıkama grubuna, teknik ürünlere, dezenfektanlara, havuz kimyasallarına, kısaca aklınıza gelebilecek birçok ürünü üretip Ar-Ge'mizde geliştirebiliyoruz. Bu bizim için çok büyük bir avantaj. Efendim, son olarak neler söylemek istersiniz? Son olarak dünya genelinde, Türkiye genelinde tüm müteşebbislere, girişimci arkadaşlara bizle kontak kurmasını rica ediyorum. Eğer hayalleri varsa o hayallerini hep beraber paylaşalım, onları büyütelim. İstanbul Fuar Merkezi'ndeki Türkiye'nin temizlik fuarındaki turumuza tüm hızımıza devam ediyoruz. Ataker Dozaj Sistemleri markasıyla beraberiz. Efendim merhabalar. Dozaj Sistemleri markasını tanıyabilir miyiz? Kaç yılında kurulduğunuz ve neler yapıyorsunuz? 1985 yılında faaliyete başlamış bir firma. 2006 yılından itibaren de sadece dozaj sistemleri üretmekle faaliyetlerini devam ettiren bir firma. Türkiye'nin dozaj sistemleri konusundaki önemli üreticilerinden bir tanesi. İtalyan firmalarıyla rekabet ediyor. Türkiye'nin önde gelen deterjan firmalarının dozaj sistemi tedariğini sağlıyoruz. Peki efendim, Türkiye'nin önde gelen firmalarıyla çalışıyorsunuz. Kimler tercih ediyor ve yurt dışında da kimler tercih ediyor? Dozaj sistemleri endüstriyel temizlik malzemelerinin son kullanıcıda sağlıklı bir şekilde tüketilmesini sağlayan yardımcı ekipmanlardır. Bunlar müşteriye ücret mukabilinde satılmazlar. Bedelsiz olarak, promosyonel aktivite olarak sunulurlar. Bunun için de Türkiye'nin önde gelen endüstriyel deterjan üreticileri, bunu pazarlayan firmalar tercih ediyorlar. Fuardayız ve önünde bulunduğumuz bir makine sisteminiz var. Biraz bahsedebilir misiniz? Lansmanı yapıyorsunuz. Bu ürün bulaşık makinelerinde, endüstriyel bulaşık makinelerinde kullanılan deterjan ve parlatıcı pompalarının herkesin cebinde bulunabilen bir cep telefonu vasıtasıyla kolaylıkla bütün dozaj ayarlarının yapılabildiği bir ürün. Wi-Fi ile bağlanabiliyoruz pompaya. Rahatlıkla pompanın içini açmadan teknisyen arkadaşlarımız pompaların maksimum performansını sağlayabiliyorlar. Arda Bey, çok teşekkür ediyoruz size. Ben teşekkür ederim size. Erkan Bey, merhabalar. Efendim, ürünlerinizin tamamını siz kendi bünyenizde mi üretiyorsunuz? Doğrudur. Tamamını kendi bünyemizde üretiyoruz. Kendi bünyemizde üretemediğimiz bazı özel malzemeler var. Mesela elektrik motorları gibi. Onu Almanya'dan alıyoruz. İşte bu cihazlarda gördüğünüz peristaltik tüpler var. O tüpleri Amerika'da kendimize özel yaptırıyoruz. Bunun dışındaki tüm ürünler kendi ülkemizde ve bizim tarafımızdan yapılıyor. Biz de başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sektöründe lider olmayı hedefleyen Stret markasıyla beraberiz. Yanımızda ise firmanın yönetim kurulu başkanı Muhammed Barış Bey var. Efendim merhabalar. Evet. Sosyal medyadan sizi takip ettiğim kadarıyla güzel bir ürün geliştirdiniz. Evet. Biraz ürününüz hakkında bilgi verebilir misiniz? Her alanda kullanılan ve asla zarar vermeyen bir ürünü İnopark'ta, yani 7 üniversitenin ortak olduğu teknoloji geliştirme bölgesinde geliştirdik. Türkiye'ye böyle bir formül armağan etmiş olduk. Peki efendim, nerelerde kullanılıyor ve kimler tercih ediyor ürünü?
Çok kısaca söyleyeyim, ürün çok amaçlı temizleyici fakat dünyadaki çok amaçlı temizleyicilerden çok farklı. Şöyle ki kireç hariç neredeyse tüm lekeler üzerinde etkili ve bütün yüzeylerde kullanabiliyorsunuz. Hiçbir yüzeye zarar vermiyor. O yüzden kullanım alanını suyu uygulayabildiğiniz her yüzey şeklinde tarif edebiliriz. Bizim farkımız anında etki göstermesi, hiç zarar vermemesi, kabullenilmiş kirlerin çoğunu temizleyebilmesi. Bunun için 6 yıl Ar-Ge yaptık. Bu ürünle alakalı 1 yılda testler, toplam 7 yıl boyunca bu ürünü geliştirmeye çalıştık. Yurt içi, yurt dışındaki ileriye yönelik hedefleriniz neler? Ağırlıklı olarak ihraç edilen bir ürün. 2018 yılının üretiminin %100'ü ihraç oldu. Çünkü bizim Alman Türeyland belgemiz var, antialerjen belgemiz, GMP'miz, biyo parçalanabilir belgemiz. Bununla beraber içinde silikon içermediğine dair, zararlı kimyasal içermediğine dair belgeler, dermatolojik olarak yapılmış testler ve raporlar. Bu anlamda dünyada lider markalardan daha iyi belgelendirmelere sahibiz. Bundan dolayı dünyanın bütün ülkelerinde en az 150 ülkede var olmayı hedefliyoruz. Şu an 9 ülkede distribütörümüz var. Bu 9 ülkenin dışında dünyanın 150 ülkesinde var olmayı hedefliyoruz. Türkiye'de de bütün şehirlerde ana bayilikler oluşturmayı hedefliyoruz. Biz üreticiyiz, satıcı değiliz. Ana bayiler ve distribütörlerle bütün dünyada büyüyeceğiz. Muhammed Bey, yerli ve milli marka olmanızdan dolayı Türkiye için gurur kaynağısınız. Bu anlamda başarılarınızın devamını diliyorum. Son olarak neler söylemek istersiniz sektöre? Çok sözü uzatmadan şunu söylemek istiyorum. Sektördeki arkadaşlarımız çok güzel işler yapıyorlar. Biz de inşallah bu sektörde Türkiye'nin dünyadaki gururu olduk ve buna devam edeceğiz. They don't try to Mücevher sektörü dünyada İtalyan'la beraber zirveye oynadığı bu yıllarda hem usta yetiştirmesiyle hem de ürün gamıyla dünya pazarındaki liderlikte İtalyanları oldukça ciddi zorluyor. Avrupa'daki Türk kuyumcularına baktığımızda da Avrupa'daki Türk kuyumcuları hem burada yaşayan gurbetçi vatandaşlarımıza hem de yabancılara Türk ürünlerini dünyaya pazarlar şekilde oldukça ciddi hizmet veriyorlar. Bugün Mannheim'da yeni faaliyete giren Atasay mağazasındayız. Serttaç Yorat'la beraber size bugün Mannheim'de açılan Atasay şubesinin faaliyetlerinde neler var? Neden bu kadar şık ve tasarıma önem verilen bir mağaza açılarak aktif edildi? Ne gibi hizmetler verecek? Bunların hepsini tek tek anlatacağız. Bir de burada özellikle Türk müşterilerinin neleri tercih ettiğini, nerelerden geldiğine kadar farklı soruları kendisine yöneteceğiz. Çok şık, çok tarz ve çok kalite bir mağaza. Serttaç, hayırlı olsun. Sağ ol, teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Türkiye'nin de yakından tanıdığı bir yöneticisin. Mannheim'de bu kadar standart üzeri bir mağazayı yapmak kimin fikriydi? Bu bizim önceden düşündüğümüz bir fikirdi. Kolay olmadı bunu hayata geçirmek. Uzun bir altyapısı oldu. Belli prosedürlerden geçtik. Hem Türkiye hem Almanya'da olsun. İkisini de başarıyla tamamladık. Sonunda böyle güzel bir mağazayı Mannheim ve çevresindeki yaşayan hem Türk hem Alman müşterilerimize sunmak sonunda hayırlı oldu. Vesile oldu. Evet. Peki Serttaç, şimdi ürün gamında neler var? Mağaza çok şık. Mannheim'in standartlarının üzerinde olduğunu bir kez daha belirtmekten çekinmeyeceğim ama bu standartlar ürünlerde yansıyor mu? Ürün gamında neler var? Şimdi bizim ürünümüz, mağazamızdaki ürünler standart, klasik bir kuyumcuda bulunması gereken A'dan Z'ye her şey bulunuyor. Bunun haricinde genelde ki buradaki gurbetçi vatandaşlarımız düğün alışverişlerinde çok sık Mannheim'a geliyor. Hem Mannheim içi olsun hem Mannheim'in çevresi olsun hafta sonu çok aşırı bir kalabalık oluyor. Dolayısıyla düğün için bir gelin ve damadın evlilik yüzüğünden, yüz görünümlüğünden, düğün setinden, çeyrek altınından A'dan Z'ye bütün kuyumcuda bulunan her şeyi bulunduruyoruz. Serttaç, peki şimdi özellikle 22 ayar altında Türk tüketicileri cumartesi günleri Mannheim bölgesine yaklaşık olarak 250 bin ve üzerinde insan Fransa ve çevre ülkelerden ziyaret edip burada özellikle altın ve abiye konusunda çok ciddi alışverişler yapıyorlar. Burada
Bu ürünlerin haricinde pırlanta ile ilgili de yeni dönemde bayağı oldukça ciddi gelişmeler var. Tercih de ön plana çıkan ürünler arasına girmiş durumda pırlanta. Sizde durum nasıl? Pırlantada neler var, neler yok? Pırlanta koleksiyonumuz Atasay'a özel laboratuvar sertifikalı. Dünyada kabul edilmiş olan çok önemli bir laboratuvar şirketinden onay almış şekilde olan sertifikalı pırlantalar. Yani sadece Atasay'ın kendi garantisi kapsamının dışında bir de bu dünyada kabul edilmiş olan laboratuvar sertifikalarıyla birlikte satışa sunuyoruz. Açılışa özel de çok güzel kampanyalarımız var. Dolayısıyla herkesi bekliyoruz. O zaman şunu söyleyebiliriz. Kahve hazır, ortam güzel, mağaza şık, ürünler indirimli ve kampanyalı. Gerisi de artık sizde. Sadece Manav'a gelip ziyaret etmenizde, Sertaç'la tanışmanızda ve şık ve tarz ürünlerle ilgili koleksiyonunuza harika, nefis hediyeleri de katmanızda. Bizden anlatması, sizden ziyaret etmesi. Manav'da bu hafta sizi şık ve tarz mekanla beraber tekrar ekrana bırakıyoruz. Yolumuza devam ediyoruz.